Merhaba arkadaşlar. Ben fizik öğretmeni Selim Hoca. Bugün sizinle sıvılarda basıncın ikinci videosu olan bileşik kapları beraber işleyeceğiz. Bileşik kap dediğimiz zaman arkadaşlar hatırlarsanız sıvılarda basınç kabın şekline, kesit alanına bağlı değildi. Neydi arkadaşlar? Kabın içerisindeki sıvının yoğunluğuna, sıvının yoğunluğuna ve sıvının açık yüzey olan yüksekliğine bağlıydı. O zaman bileşik kaplarda kollarında aynı cins sıvı bulunan bileşik kaplardaki nedir arkadaşlar sıvı seviyeleri seviyeleri eşittir eşittir yani kaç tane kaç farklı kap olursa olsun fark etmiyor yeter ki bunlar bileşik olsun siz bunlara aynı cins sıvı sıvı bıraktığınızda belli bir süre sonra arkadaşlar hepsinin sıvı seviyesi birbirine eşit oluyor. Neden? Çünkü kabın tabanında, kabın tabanındaki herhangi bir noktadaki basınçlar birbirine eşittir. Kabın, kabın tabanındaki tabanındaki herhangi bir noktadaki basınçlar basınçlar eşittir. Mesela x, y, z noktası gibi düşünürseniz arkadaşlar ne diyoruz? Px eşittir. Py eşittir. Pz o da nedir? H çarpı D çarpı G'dir. Yani kabın şekline, şemaline, kesit alanına bağlı değildir. Eğer siz bileşik kaplara birbirine karışmayan farklı yoğunluklu sıvılar bırakırsanız arkadaşlar burada da yine kabın taban kısmında bir A noktası, bir B noktası, bir C noktası seçtiğimizde buradaki basınçlar yine birbirine eşittir. Yani PA eşittir, PB eşittir, PC'dir. Bu sefer buraya dikkat ederseniz arkadaşlar A noktasının sıvı yüksekliği nedir? H1 değil mi? Ne diyorum? H1 çarpı D1 çarpı G eşittir. H2 çarpı D2 çarpı G eşittir. H3 çarpı D3 çarpı G şeklinde alınır. E burada gençler eğer H1 büyüktür H2 büyüktür H3 ise buradaki basınçların birbirine eşit olabilmesi için ne diyoruz? D3'ün d2'den onun da d1'den büyük olması lazım diyoruz. Şimdi bileşik kapları arkadaşlar biz U borusu olarak, su cenderesi olarak, Pascal prensibi olarak farklı yöntemlerle işleyeceğiz. Şimdi bakalım. Birincisi nedir arkadaşlar? U borusu. U borusu arkadaşlar karşımıza 3 farklı şekilde gelebilir. Birincisi içerisinde iki sıvı bulunan U boruları, içerisinde 3 sıvı bulunan U boruları ve bir diğeri de arkadaşlar farklı noktalardaki sıvı basınçlarını birbirine eşitlediğimizde oradaki yoğunlukları nasıl karşılaştıracağız ona bakacağız. Şimdi U borularında bizim dikkat etmemiz gereken en önemli nokta gençler sıvıların kesit yüzeyleridir. Yani ara kesitlerdir. En önemli nokta neymiş arkadaşlar? Ara kesitler. Ara kesitler. Ara kesit dediğimiz ifade nedir gençler? Sıvıların kesişim noktası. Sıvıların kesişim noktasını harflendiriyoruz. Mesela şurayı harflendiriyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Buna A diyoruz. Ve bunun tam karşı tarafa çıkartıp şu noktaya da B diyoruz. Şu noktanın şu yüksekliğine de, şu yüksekliğine de H2 dersek arkadaşlar A noktasındaki basınçla B noktasındaki basınç birbirine eşittir diyoruz. Yani PA eşittir P B'dir diyoruz. A noktasını hatırlarsanız bir önceki videomuzda A noktasındaki sıvı basıncı A noktasının üzerinde bulunan sıvı kimdir? D1 yoğunluklu H1 yüksekliğindeki sıvı. O zaman ne diyorum? D1 çarpı H1 çarpı G eşittir. B noktasına baktığımızda B noktasının üzerindeki sıvı kimdir arkadaşlar? D2 yoğunluklu H2 yüksekliğindeki sıvı. O zaman D2 çarpı H2 çarpı G. Buradan da aynı ortamda oldukları için G'ler gider. D1 çarpı H1 eşittir. D2 çarpı H2 ile bizden istenen ifadeyi rahatlıkla bulabiliriz. Buraya baktığımızda arkadaşlar 3 sıvı birbirinden farklı 3 sıvı yine ne önemli diyoruz? Yine ara kesit önemli diyoruz. Ama bu sefer ara kesitten kim en aşağıda olan? Yani D1'in değil, D3'ün ara kesine. Hemen şuraya harfi veriyorum arkadaşlar. Ne diyorum? A harfi. Tam karşıya çıkartıyorum. Şurası ne olur arkadaşlar? Şuraya da B harfi olur. Yükseklikleri ayarlarsak mesela şunun yüksekliğine H1, şunun yüksekliğine H3 ve şu farka da H2 dersek arkadaşlar A noktasındaki basınç eşittir B noktasındaki basınca diyoruz. A noktasında kim var arkadaşlar? D3 sıvısı var. Ne kadarlık? H3 kadar. O zaman D3 çarpı H3 eşittir. B noktasının üzerinde H1D1 H1D1 artı H2D2 vardır diyoruz buna da. Burada zaten şuna dikkat edin arkadaşlar. Şuna dikkat edelim. Ee, D2 yoğunluklu sıvı her iki sıvının da altında olduğu için öz kütle olarak D2 büyüktür. D3 D1'i kaldırdığından dolayı D1 havada olduğu için ne diyoruz arkadaşlar? D3 D2'den küçüktür ama D1'den büyüktür. Büyüktür D3 büyüktür D1 şeklinde sıralanma yapabiliriz diyoruz. Şimdi buna baktığımızda arkadaşlar yine D1 ve D2 yoğunluklu sıvılar var. Ara kesitimiz burada. A noktası B noktası. A noktasındaki basınç zaten B noktasındaki basınca eşittir diyoruz. Burada bir sıkıntımız yok. Bu şekilde ifade ediyoruz. Bu birinci burası nedir arkadaşlar? Ara kestin kesiştiği yerdir diyoruz. Burada karşılaştırma yapabileceğimiz bir diğer nokta. Bu tür sorular genellikle yorum soruları oluyor. D2 sıvısı D1'in altında olduğu için arkadaşlar D2 sıvısı D1'in altında olduğu için ne diyorum? D2 büyüktür, D1'dir. Peki AB doğrusundan eşit mesafe uzaklıkta iki tane nokta seçersem mesela şuraya X noktası, şuraya Y noktası dersem X ve Y noktalarındaki basınçları karşılaştırmak istersem X ve Y noktalarındaki basınçları karşılaştırmak istersem. Bunu iki farklı şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Ben ilk önce yorum olarak söyleyeyim. Bakın gençler, şimdi şu kısımdaki basınç ile şu kısımdaki basınç ile şu kısımdaki basınç birbirine eşittir demiştik. A ve B noktalarındaki. Değil mi? Eşittir. Biz ikisine de eşit mesafede yukarıya çıkmışız. Ama D2'nin yoğunluğu daha fazla olduğu için, D2'nin yoğunluğu daha fazla olduğu için şuradaki basınç kaybı daha fazladır. Buradaki basınç kaybı daha fazla olduğundan ne diyoruz? Y noktasındaki basınç X noktasındaki basınçtan büyüktür. Bu bir. İkincisi, ikincisi arkadaşlar. Şöyle diyebilir miyiz? Y noktasındaki basınç için PY eşittir PA eksi h çarpı d1. Bu da denklemle. Diğeri px eşit midir? pb eksi h çarpı d2. E, pa ile pb birbirine eşit değil mi arkadaşlar? O zaman bunu ben p eksi h d1 bunu da p eksi h d2 diye yazabilir miyim? Evet. E, d2 d1'den büyük olduğuna göre bakın şuraya dikkat edin. D2 büyüktür D1 olduğuna göre o zaman ne diyorum? PY büyüktür PX'tir diyorum. Çünkü D2 D1'den büyük olduğu için arkadaşlar buradaki çıkartılan olan çıkartma yaptığımız ifade buradaki çıkartmadan daha büyük olduğu için PY px'ten büyük olur diyoruz. Yorum sorularında bu tür ifadelere dikkat edelim diyorum. Bir diğer ifademiz dediğimiz gibi arkadaşlar Pascal prensibi. Pascal prensibi nedir gençler? Kapalı bir kap içerisinde bulunan bir sıvıya dışarıdan basınç uygulandığında basıncın uygulanması için buraya bir kuvvet uygulamamız lazım. Ve bu basınç ne olur arkadaşlar? P eşittir. F bölü S olur. Kabın tüm yüzeylerine bu basınç aynen iletilir. Yani şuraya da P iletilir. Şuraya da P iletilir. Şuraya da P iletilir. Şuraya da, P iletilir, şuraya da, P iletilir, şuraya da ve şuraya da. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Biz buna Pascal prensibi diyoruz. Neymiş? Siz dışarıdan bir basınç uyguladığınızda kabın bütün yüzeylerine aynı basınç aynen iletilir. Bunun nedeni nedir arkadaşlar? Bunun nedeni iki tane önemli nedeni var. Bir sıvılar sıvıların sıkıştırılamaması 2- sıvıların tanecikleri arası boşluğun az olması. Sıvılar sıkıştırılamadığından dolayı, sıvıların tanecikleri arasındaki boşluk az olduğundan dolayı sıvılar kendilerine iletilen basıncı her tarafa aynı şekilde iletirler diyoruz. Ve bu basınç nedir arkadaşlar? Bu basınç P eşittir F bölü S'tir diyoruz. Buradan arkadaşlar buradan günlük hayatta kullandığımız günlük hayatta kullandığımız bazı aletleri biz Pascal prensibinden yararlanarak bulmuşuz. Nedir mesela arkadaşlar? Tulumbalar. Nedir mesela? Su cendereleri. Nedir mesela? Hidrolik hidrolik frenler ve benzeri gibi günlük hayatta kullandığımız e, ifadeler, aletler Pascal prensibi ile çalışırlar. E tabi Pascal prensibinde arkadaşlar kendilerine uygulanan basıncı her tarafa aynen iletir ama kabın tabanındaki toplam basınç bu basınç değildir. Neden? Çünkü zaten kabımızda H yüksekliğinde D yoğunluklu bir sıvı vardır. O zaman kabın tabanına etki eden toplam basınca P1 dersem arkadaşlar bu P1 neye eşit olur? P artı HDG eşit olur. P1 neydi arkadaşlar? Kabın tabanındaki tabanındaki toplam basınç. Toplam basınç. Buna dikkat edelim. Yani kaba etki eden basınç değil, kabın tabanındaki toplam basınç hem Dışarıdan etki eden basınç hem de var olan sıvının kendi basıncının toplamına eşittir diyoruz. Bir diğer arkadaşlar su cendereleri. Su cendereleri dediğimiz ifade arkadaşlar iki kollu olabilir, üç kollu olabilir fark etmiyor. Basıncın sıvı ile iletilmesi. Basıncın sıvı ile iletilmesi özelliğine dayanır. Yani küçük kuvvetlerden büyük kuvvetler elde etme dediğimiz ifadedir. Dediğim gibi arkadaşlar iki kolu da olabilir. Üç kolu da olabilir. Mesela e, biz iki kolu olanlara bakalım. Sıvı seviyeleri eşitse sıvı seviyeleri eşitse arkadaşlar az önce U borusunda öğrendiğimiz gibi iki tane nokta seçiyoruz. A noktası B noktası. Ve diyorum ki A noktasındaki basınç B noktasındaki basınca eşittir. E A noktasına etki eden basınç kimdir arkadaşlar? G bölü S2 eşittir. B noktasına etki eden basınç kimdir? F1 bölü S1. Ve bu şekilde bizden istenilen ifadeyi buluyoruz. Eğer eşit değilse yine ara kesit en dipteki bakın iki tane nokta x çektim karşıya y dedim. Ne diyorum? x noktasındaki basınç y noktasındaki basınca eşittir diyorum. x noktasındaki basınç kimdir? g bölü s2 eşittir eşittir. Y noktasındaki basınç arkadaşlar hem dışarıdan etki eden F bölü S2 var. Hem de Y noktasının üzerinde H kadar D yoğunluklu sıvı var. Yani noktaları seçtikten sonra çok rahatlıkla işlem yapılabilir diyoruz. Su çenderele dediğimiz ifade bu. Evet arkadaşlar şimdi bileşik kaplarla ilgili birkaç tane örnek çözüp konumuzu sonlandıralım. U borusuyla başladık. Ne diyor? Düşey kesi şekildeki gibi olan bir U borusunda D1 2 gram bölü santimetre küp, D3 3 bölü 2 gram bölü santimetre küp ve D2 yoğunluklusu bunlar dengededir. Buna göre D2 kaç gram bölü santimetre küptür? Ne demiştik arkadaşlar? Ara kesit. En dipteki ara kesit. Buldum. Karşı tarafı da noktaladım ve harfimi verdim. A dedim ve B dedim. A noktasındaki basınç B noktasındaki basınca eşittir dedim. A noktasında kim var arkadaşlar? D1 yoğunluklu H1 yüksekliğindeki sıvı. D1 H1. Çarpı G vardır. Hepsini aynı olduğu için sadeleştireceğim zaten. B noktasında arkadaşlar B noktasının üzerinde 5 santimlik yani H2 çarpı D2 çarpı G artı bir de H3 çarpı D3 çarpı G. Hepsinden arkadaşlar G'yi sadeleştirdim. Hepsinde olduğu için G'yi sadeleştirdim. D1'imiz 2 olarak verilmiş arkadaşlar. H1'imiz 15 eşittir. H2'miz 5 olarak verilmiş. D2 bilmiyorum. H3'miz 10 olarak verilmiş. D3'miz de 3 bölü 2 olarak verilmiş diyoruz. Burası 30 eşittir. 5 tane D2 artı sadeleştirdiğim zaman 15. 15'i diğer tarafa attığımda 30 eksi 15 eşittir 5 D2'den 15 eşittir 5 D2'den her iki tarafı 5'e böldüğümde D2'nin 3 gram bölü santimetre küplük bir sıvı olduğunu görüyorum diyoruz. Bir diğer örneğimize baktığımızda arkadaşlar U borusunun farklı bir soru tipi ne diyor? Düşey kesti şekildeki gibi olan bir U borusunda 4 de yoğunluklu sıvı bulunmaktadır. 4 de yoğunluklu sıvı bulunmaktadır. S kesitli kola 2 de yoğunluklu sıvı akıtan bir musluktan 2 H yüksekliğinde sıvı aktırıyor. Buna göre 2 S kesitli koldaki sıvı yüksekliği kaç H olur diyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. Eğer ben buraya Şuradan 2D yoğunluklu bir sıvı akıtırsam bu 2D yoğunluklu bir sıvının bir ağırlığı vardır. Değil mi? Bir ağırlığı vardır. Mecburen bu sıvıyı itecek. Ne kadar itsin arkadaşlar? Ne kadar itsin? 2x kadar itsin. Neden 2x dedim? Çünkü kesit alanları farklı olduğu için buradaki 2x'lik itme buradaki x'lik çıkışa neden olacak? Ondan dolayı 2x. Eğer kesit alanları aynı olsaydı x kadar. Şimdi ne kadar sıvı bıraktım arkadaşlar? 2H. 2H değil mi? 2H yüksekliğinde sıvı akıtıyor. E 2H yüksekliğindeki şu sıvı mecburen ağırlığından dolayı altta bulunan 4 de yoğunluklu sıvıyı bir miktar aşağı itecek. 2x kadar aşağı itti. 2x kadar aşağı iterken arkadaşlar kesit alanları farklı olduğu için ne olacak? Bu da x kadar yukarı çıkacak. x kadar yukarı çıkacak bu sıvı. Ne diyoruz şimdi arkadaşlar? Kesit alanlar. Ara kesit dediğimiz şu nokta. Geliyorum şuraya. Bakın şu mesafe 2x'ti unutmayalım. Şu mesafe de 2x'tir. Şu mesafe de 2x'tir. O zaman ben şuraya A noktası şuraya B noktası dersem A noktasındaki basınç B noktasındaki basınca eşittir. A'nın üzerinde 2H yüksekliğinde 2 de yoğunluklu sıvı var eşittir. B'nin üzerinde 3x yüksekliğinde dikkat edelim arkadaşlar. 3x yüksekliğinde 4d yoğunluklu sıvı var. Buna göre diyor 2s kesitli koldaki sıvı yüksekliği kaç haş olur? Bakalım d'ler sadeleşti. 4h eşittir 12 x x eşittir 4h bölü 12'den x eşittir h bölü 3 seviyesi buradaydı. x kadar yükselmişti. O da h bölü 3 oldu diyoruz buna da. Evet gençler bir u borusu sorusu daha bu sefer yorum sorusu. Ne diyor? Düşey kesici şeklindeki gibi olan bir u borusunda d1, d2, d3 yoğunluklu sıvılar dengededir diyor. Hiç öncüleri okumuyorum arkadaşlar. İlk önce kendi yorum. İlk önce kendi yorumum. Bakın gençler şurası ara kesit mi? A noktası. Evet. A noktasının karşısında kim var? B noktası. O zaman birincisi P A eşittir P B'dir. İkincisi hiç önceleri okumuyorum gençler. Az önce yaptığımız yoruma göre. D2 sıvısı altta olduğu için D2 sıvısının öz kütlesi en büyük müdür? Evet. D1 sıvısı D3'ü biraz yukarıya kaldırdığı için D1 D2'den küçük ama D3'ten büyük müdür? O zaman büyüktür D1, büyüktür D3. Üçüncüsü farklı D ve C noktaları. D ve C noktaları. A ve B noktaları birbirine eşit miydi? Eşitti. Her ikisinden de eşit mesafe yukarıda var mı? Var. O zaman ben diyorum ki PD eşittir. PA eksi H3 çarpı D1. PC eşittir. PB eksi H3 çarpı D2. PA ve PB değerleri birbirine eşit bulmuştum. Birbirine eşit bulmuştum. O zaman PD eşittir. P eksi H3 çarpı D1. PC eşittir. P eksi H3 çarpı D2. Buradan da D2 büyüktür. D1. Burada gördüm. Eğer D2 D1'den büyükse o zaman P'den daha büyük değer çıkıyor. O zaman PD büyüktür. PC diyorum ve şimdi öncülere geliyorum. Sıvıların yoğunlukları arasında D2 büyüktür D3 büyüktür D1. Hayır. D2 büyüktür D1 büyüktür D3. Yanlış. A noktasındaki basınç B noktasındaki basınca eşittir. Doğru. D noktasındaki basınç C noktasındaki basınca eşittir. Hayır. Büyüktür. O zaman cevabımız yalnız 2 olur diyoruz buna da. Bir diğer örneğimize baktığımız arkadaşlar. Su cendereleri 3 kollu. Ne diyoruz? Şekildeki su cenderesinde şekildeki su cenderesinde A cismi 2G ağırlıklı cisimle dengededir. Buna göre A cismi kaç G'dir diyoruz. Bakın arkadaşlar, bakın buraya. Şimdi şuraya baktığımızda şuradan nokta seçtim. Nokta seçtim. Şurada bakın e, x noktası Y noktası X noktası Y noktası dedim. O zaman X noktasındaki basınç Y noktasındaki basınca eşit midir? Evet. X noktasında kim var? A bölü 2S eşittir. Y noktasında 3H çarpı sıvının yoğunluğuna D diyorum. D çarpı G. Şuraya bakın arkadaşlar. Şuraya ne diyelim? K noktası diyelim. Şuraya L noktası diyelim. K noktasındaki basınç L noktasındaki basınca eşit midir? Buradan da 2G bölü 3S eşittir. 2H çarpı D çarpı G. Bu iki ifadeyi birbirine bölersek. Bu iki ifadeyi birbirine bölersek. A bölü 2S bölü 2G bölü 3S eşittir. 3HDG bölü 2 htg. Htg'ler buradan sadeleşir. Devam ediyorum. Birincisi aynen yazılır. A bölü 2S çarpı 3S bölü 2G eşittir. 3 bölü 2 olur. Buradan S'leri de sadeleştiriyorum arkadaşlar. S'leri de sadeleştiriyorum. Ne oldu? Ee, 3A bölü 4G eşittir 3 bölü 2 içler dışlar çarpımından 6 tane A eşittir 12 tane G'den A eşittir 2G olur diyoruz. Üçlü bir su cenderesi bu şekilde çözmüş olduk arkadaşlar. Ayrı ayrı alarak işlemi sonlandırdık diyoruz. Pascal prensibi ile alakalı bir soru arkadaşlar. Ne diyoruz? Ağırlığı ve sürtünmeleri ihmal edilmiş alanları eşit. Yani S, e, S. Pistonlar F2 ve F2 kuvvetleriyle dengededir. Buna göre F1 bölü F2 kaçtır? Bakın arkadaşlar. Şu anda şunu durduracak olan basınç. Şu dikkat edin gençler. Sıvı yüksekliği ne kadardır? 3H. Bunun buraya yapmış olduğu basınç 3H çarpı 2D değil midir? E peki bunu F1 dengelemiyor mu? Evet. O zaman F1 bölü S eşittir. 3H çarpı 2D çarpı G. Bu kalsın. Gelelim buraya. Pascal prensibinin en güzel soru tiplerinden bir tanesidir arkadaşlar bu. Buna dikkat edelim. Siz buradan buna kuvvet uyguladığınızda burada oluşacak olan basınç şurada komple olabilir. Hangi noktada olduğunu bilmiyoruz. Bundan dolayı şu kısmın şu kısmın harf vererek arkadaşlar ortalama basıncını alırız. Ortalama basıncını alırız. Yani F2 bölü S eşittir. PA artı PB bölü 2'dir. Üstü açık olduğu için. Üstü açık olmasaydı artı ne varsa artık. Yani şuna dikkat edelim arkadaşlar. Şu şekilde dikkat edelim. Şu şekildeki siz buraya basınç uyguladığınızda bu basınç şu karşıdaki şu BA duvarının herhangi bir noktasına uygulanabildiği için biz oradaki ortalama basıncı alıyoruz. Buradan da F2 bölü S eşittir. A noktasındaki basınç dikkat edin A noktasının üzerinde kaç H sıvı var? 4H çarpı D çarpı G artı B noktasının üzerinde 2H. 2H çarpı D çarpı G bölü 2. O zaman F2 bölü S eşittir 4, 2 daha 6, 2'ye böldüm. 3H D G şeklinde karşımıza geldi diyoruz. E ben bu iki ifadeyi gençler şu iki ifadeyi birbirine bölersem birbirine bölersem ne diyeceğim arkadaşlar? F1 bölü S bölü F2 bölü S eşittir. 3 kere 2 6 H D G 3 H D G H D, G de sadeleştirirsem F1 bölü F2'nin 2 olduğunu görürüm diyoruz. Bir diğer örneğimize baktığımız arkadaşlar. Son örneğimiz su ile Pascal. Karışık bir soru. Ne diyor arkadaşlar? Ağırlıksız ve sürtünmeleri önemsiz pistonlar 2G ağırlıklı cisimlerle dengededir. Buna göre F kaç G'dir? Şuraya bakalım arkadaşlar. Şuraya bakalım. Hemen su cenderesi harfimizi verdik. A harfi, B harfi. Ne dedik? A noktasındaki basınç, B noktasındaki basınca eşittir. A noktasında kim var arkadaşlar? Üzerinde sadece 2G ağırlıklı cisim S kesit alanlı yüzey. B noktasına baktığımız zaman arkadaşlar B noktasının üzerinde 2G ağırlıklı cisim 2S yüzey artı bir de B noktasının üzerinde h d g var. Şuradaki ikileri sadeleştirdim. Şunu diğer tarafa attım. 2G bölü S eksi G bölü S eşittir HDG. Buradan da paydalar eşit olduğu için arkadaşlar G bölü S eşittir HDG. Bu elimizde kalsın. Gelelim şuraya. Ne dedik arkadaşlar? Buna etki eden basınç karşı tarafta şu kesit arasında her iki noktaya da etki eder. X dedik, Y dedik. O zaman F bölü S eşittir. Karşı tarafta PX artı PY bölü 2 artı üzerinde kim var? 2G bölü 2S var. Devam ediyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. F bölü S eşittir. X X'in üzerinde arkadaşlar dikkat edin 5H 5H çarpı D çarpı G artı Y'nin üzerinde 3 h çarpı d çarpı g bölü 2 artı sadeleştirdim zaten g bölü s oldu. f bölü s eşittir 5 3 daha arkadaşlar 8 2'ye böldüm 4 h d, g. artı g bölü s. Dikkat edin arkadaşlar az önce h d ne buldum? g bölü s getirip yerine yazarsam F bölü S eşittir 4G bölü S artı G bölü S. Buradan da F bölü S eşittir 5G bölü S. S'leri götürürsem F eşittir 5G olur diyoruz buna da. Evet arkadaşlar su cendereleri, Pascal prensibi ve U borusu karşımıza çıkabilecek soru tipleri bu şekildedir diyoruz konu veya soru hakkında takıldığınız nokta olursa yorumlar kısmına rahatlıkla atabilirsiniz. Teşekkür ediyorum gençler.